Evet, Batmanlı bir çocuktu o. Hazine Maliye Bakanı'nın ekonomiyi düzeltmesini beklediğimiz, bir mucize, bir kurtuluş gibi getirdiğimiz Mehmet Şimşek'in oradan bir memleketlisi. Tabii kendi memleketlisi de isyan ediyor. Şimdi emeklileri konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını bir emekli yılı ilan ediyoruz diye açıklama yapmıştı. Sonrasında da hemen peşine bir müjde verecek mi acaba biz diye beklerken 10 bin lira demişti en düşük emekli maaşı. Uzun bir süre biz de düşündük acaba dalga mı geçtiler diye. Yo, bayağı ciddilerdi. Şimdi emekli isyan da konuşacağız ama bir yandan da bu nasıl bayram diye sosyal medya X platformu üzerinden paylaşımlarınızı okuyoruz. Cihat Varlı yazmış, diyor ki emekli hiçbir zaman böyle travmatik bir bayram yaşamamıştır. Emekli hiçbir zaman böyle bir zulme, zorbalığa maruz kalmamıştır. Emekli olarak hakkımı helal etmiyorum. İktidara haram olsun diyor, maruz kaldığımız bu zulme, zorbalığa maruz kaldığımız her saniye. Vatandaş tepkili, yurttaş tepkili, bayramın ikinci günündeyiz. Bakın, emekliye bırakın bir zam yapmayı, bayramdan önce maaşlarını bile yatırmadı iktidar. 3 bin liralık bir ikramiye verildi. Biraz evvel söyledik, 3 kilo baklava alabilirsiniz onunla. Torununa, çocuğuna bir harçlık veremedi emekli. Bayram demek, birlik, beraberlik demek. Torunların, çocukların, annenin babanın evinde buluşması, birlikte kahvaltı yapmak, birlikte bir tatlı yemek, birlikte bir bayram harçlığını harcamak, bayram harçlığı konuşmak, bunlar aslında bayram dediğimizde. Ama emekli maalesef bugün bunların hiçbirini yapamıyor. Tabii ki sebebi iktidarın kötü ekonomi yönetimi. Emeklinin talebi var. Öncelikle o en düşük açlık sınırının yarısında olan 10 bin liralık emekli maaşının düzeltilmesi. Aldığın 10 lira maaş ne konuşacaksın? Kira veriyorsun. Ekmeğiydi, suyuydu, dirkene açsın kardeş. Ne veriyor? Bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz işte. Yani. Evde demliyoruz, geldik burada dinleniyoruz. Kimi devlette, kimi özel sektörde yıllarca çalıştı. Emekli olduklarında hayatlarının belki de en rahat geçmesi gereken dönemde milyonlarca emeklinin derdi aynı. Geçim sıkıntısı. Çok zor, çok. Yani bilmiyorum vatandaş nasıl geçiniyor? Çok zor. Ekonomi maalesef şey değil yani. Şu anda çocuklarım olmasa geçinemiyorum. Emekliler için geçim derdi bir yanda, maaşlar da bayram sonrasına kaldı. Haliyle torunlara verilecek harçlık da hayal oldu. Bana kim verecek? Gözünü sevdiğim çocuğum. Bana verse de ben de onlara versem. Açsın ya, aç aç. Verdik Ahmet. Yeğenlerime verdim. Ne kadar verdiniz? Olduğu kadar. Torunlarım yok, iyi ki yok. İyi ki yok. Olsa mağdur olacaklar ya. Milyonlarca emeklinin gözü kulağıysa iktidarın zam konusunda atacağı adımda. En düşük 20 olması lazım. Zaten kendileri istediği şekilde dilini döndükçe döndürüyor. Biraz da sana döndürsün, ne olur sanki. Bu böyle yapana kadar sarayın masraflarıyla vergi vermeyen yandaşlardan bu vergiler talep edilse, sarayından masrafı biraz kısılsa ekonomi hem düzelir hem de emekli maaşı verilirdi. AK Parti diye bir partinin de var olduğu belli olurdu. Açsın ya, aç aç.